Düzgün altıgende arkadaşlar bir kenar bu orta tabanın yarısıdır. 4 birimdir. Şimdi bir de hemen şunu söylemek lazım. Yüksekliği bulabiliriz. Çünkü paralel iki doğru arası uzaklık değişmez. Ben buraya 4 dediğimde 60'ın karşısı da 30'un karşısı 2 olduğu için 2 kökçü olacak. Haliyle bu yükseklik aynı zamanda şu k'dan inen yüksekliğe de eşit paralel olduğu için. Böylece 8 çarpı 2 kök 3 bölü 2 Cevabımız 8 köküç oldu. C şıkkı. Düzgün çokgenlerde dış açının aynı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bakın burası A olsun dış açı. O zaman burası 180 eksi A olur. Yine dış açı A arkadaşlar. İç açı 180 eksi A. Bunun bize faydası burada hatırlıyor musunuz? Üçünün toplamı dışarıya eşitti. 108 artı 2A eşittir. 180 eksi A... Böylece 3A eşittir 72. A 24 oldu. Dış açı 24 ise 360 bölü 24'ten bu çokgen 15 kenarlıymış. D şıkkı bize kenar sayısı nasıl veriliyordu? 360 bölü herhangi bir dış açı. Şimdi burada 30-30-120'lere dikkat edelim. Bakın şimdi şöyle bir 30 var. Burası yine 30-30-120'den tamam. Tamam. E yine F, G, F A, B, 30. Burası yine e, 30 oldu arkadaşlar. 2 iç bir dıştan 60 derece. 2 iç bir dıştan 60. Ha, güzel burası 60 oldu. Şimdi A, E neresi? 12 tamam. Bu 30, 30, 120'den dolayı F, E'yi 4 kök 3 getirir. Yine 30, 30, 120'den F, H da 4 olur. Zaten bir eşkenar üçgen bulduk. 4 dün karesi kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 oldu. E şıkkı yapmak için arkadaşlar şunları şöyle birleştiriyorum. Burada da tabii yarıda kalıyorum böyle. Burası da T oldu tamam mı? Şimdi A, B'yi bize 4 vermiş. Şöyle bir şey yapalım. 30'un karşısı burada A olacağı için 60'ın karşısı A köküç. Şöyle A olacağı için derken kendim A diyorum. E, burası o zaman 2 A köküç. 2 katı çünkü. 2 A köküç ve 2 A köküç. Şimdi gelelim e, şeye. BC'yi nasıl bulabiliriz? Burada da şunu yapacağız bakın. Şöyle yaptığımız zaman tam ortadan ikiye böldüğümüz için şurası da a kök 3 burası da a kök 3. Dikkat burası 5 a kök 3 oldu artık. Şu 2 a kök silelim. Burası da arkadaşlar 2 tane a kök 3. 5 a kök 3'ün 2 a kök 3 oranı şöyle eşit olacak. A, B'ye x diyorum. X'in 4'ü oranına. Böylece x 10 geldi. C şıkkı en kısa uzaklık yani kare arasındaki uzaklığı soruyor. Merak etmeyin hani orada özel bir şey yok bu. Şimdi yalnız nasıl bulacağız kare arasındaki uzaklığı? Şimdi arkadaşlar bir kere 90 olduğu için burası 30 derece ya. KB'yi devam ettirdiğinizde direkt böyle D ile buluşur. Bunu böyle yine devam ettiririm. Şöyle bir L bir sürü nokta var. D üstü diyeyim de bari bir işe yarasın. Bakın böyle artık kare arasını bulmak için bir dik üçgenden yararlanabilirim. Burası 2. Sonra kenarlar 2 olduğu için burası da 2 oldu. O zaman burası arkadaşlar 2 kök eksi 2 geldi. Sonra e, burada şu kenara bakarsak. 30 derece olduğu için burası da 90 derece olduğu için 60 derece yapar. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 2. Ve yine burası 2 köküç oldu. O zaman şurası bakın 2 köküç eksi 2 2 daha artık burasının tamamı 2 köküç oldu. Zaten burası 2 köküç hipotenüste 2 kök 6 oldu B şıkkı. 6 tane burada arkadaşlar üçgen var. Birbirinin aynısı bakın. Bu 6 üçgen. Bir tane düzgün altıgenin kenarı kök 6 verilmiş. O zaman buralar zaten 120, 120. Burası da 120 derece işte. Kök 6 çarpı kök 6 bölü 2. Sinüs 120 kök 3 bölü 2. Bundan kaç tane var? 6 tane var. Artı bu düzgün altıgenin alanında 6 tane eşkenar üçgenin alanına eşit. Yani kök altının karesi kök 3 bölü 4. Böylece toplamları 18 kök 3 oldu. E şıkkı. Çeşitliğinden cevabı getireceğiz bakın. Bir kere düzgün beşgenin köşegenleri birbirinin aynısı. Haliyle şöyle bir AC köşegeni çektiğimizde bu da 6 birimdir. Sonra 36, 36 olduğu için e zaten şurası 72. E buraya da arkadaşlar dış açıdan 72 kalıyor. Mecburen bak burası da 36 oluyor. F açısı kendiliğinden bir ikizkenar geliyor. 6, BF de 6 oluyor. D şıkkı. Ve yeşil renk görünüyor ama sizde herhalde gri'dir. Burada gri demiş ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu bir numarayı buraya yapıştırsak. Sonra iki numarayı buraya yapıştırayım. Ee, şuradaki üç numarayı buraya yapıştırayım. Sonra bu dört numarayı buraya yapıştırayım arkadaşlar. Şimdi buna beş diyeyim buraya yapıştırayım. Buna altı diyeyim buraya böyle yapıştırayım. Şöyle 7 numarayı buraya yapıştırayım ve 8 numarayı da buraya yapıştırayım. Böylece aslında bakın bir tanesini göstereyim. Tam bir düzgün sekizgen elde ettik. Kaç tane sekizgen oldu bu şekilde? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Demek ki her birinin alanı 1 olduğuna göre cevap 8, B şıkkı. Şimdi şöyle F'den de bir tane dikindirirsek Böyle bir kenara 2A diyelim. 30'un karşısı tabii ki gördüğünüz gibi A. 60'ın karşısı A kök 3. Burası da A kök 3 oldu. Yine aynı şekilde 30'da buradan A geldi. Karşısı toplamda her zaman ne diyoruz? Şu simetri ekseni kenarın iki katıdır. 4A olması için buraya da 2A kaldı. Artık burada bir Pisagor. 4A kare. 3A kare eşittir 36 çarpı 36 çarpı 7. 7 a kare eşittir. 36 çarpı 7'den bunlar gitti. a 6 geldi. 2 a yani x o şey. 12 olmuş oldu pardon. D şıkkı. Bir eşlik sorusu arkadaşlar. Şöyle alayım bakın büyüteyim. Şimdi şurası 54 derece. Doğru mu? Nereden anlıyoruz bunu? Hemen kenarda da göstereyim. Şimdi 72 derece olduğu için merkez açı. ikizkenar kenar bir üçgen. 54 54 olur. Bu yüzden arkadaşlar. Yine şurayı da birleştirirsek. Burası şimdi 54 derece. Şuradaki OAF açısı da yine 54 derece. Dikkat! 54'ün etrafındaki bir kenar çift çizgi. Diğeri böyle AO kenarı yani çevrel çemberin yarıçapı. Sonra çift çizgi. BO kenarı yani çevrel çemberin yarıçapı. Hakikaten gördüğünüz gibi aradaki açıda 54 derece olduğundan. Üçüncü kenarları olan bu 54'ün karşısındaki KO ve FO da birbirine eşit olacak. Çift çizgiyi görene alfa dersek burada da çift çizgiyi görene alfa demeliyiz. Doğal olarak arkadaşlar normalde AOB açısı aynı buradaki gibi 72 olduğu için 72 eksi alfa kalır. K, O, A, ya, A bakın ne oldu? Hemen görelim. Şurasının tamamı 72 eksi alfa artı alfadan 72 derece oldu. X de burası olduğundan 108 2'ye böl x de 54 derece geldi. Bir cevaba bakalım. C şıkkıymış. Deli vermesi işimizi aşırı derecede kolaylaştıracak. Çünkü burada arkadaşlar paralel olunca 120 derece olduğu için e, burası da 60 derece olacak. Tabii ki şöyle bir dik indirdiğimiz zaman 90'ın karşısı 4 çünkü düzgün altıgenin bir kenarı, 30'un karşısı 2. Bu arada paralel olduğu için şöyle bir T desek şuraya da P varmış, ee, R diyelim. TR arkadaşlar AP'ye paralel olduğu için TR de 5 birimdir. Haliyle burası 2, burası 3. Zaten burası da 3 işte. Şimdi burasına da 2 kök 3 bulduk. Yamukta alt taban 5, üst taban 3 bölü 2 çarpı 2 kök 3'ten cevap 8 kök 3 şıkkı geldi. Düzgün beşgeni çiziyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle bir düzgün beşgen. Artık olduğu kadar düzgün beşgen çizmek gerçekten zor biliyorsunuz. Şimdi A, B, C, D, E. Sonra ne demiş? E, C ile bir F noktası. Ne üzerinde? BC üzerinde bir F noktası. Kesişiyorlar K noktasıyla. Sonra bize ne demiş? D, K, K F, 7 bölü 5 oranına sahip. 7 bölü 5. Bu arada... KC'yi de 2 vermiş. Bizden düzgün beşgenin bir kenarını istiyor. Daha doğrusu çevresini istiyor. Halde bir kenarını istemiş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmek gerekiyor bence. Düzgün beşgende şöyle bir köşegen çektiğinizde karşı kenara paralel olur. Böylece bu 5A ve 7A benzerliğini kullanırsak 2'nin şuradaki x'e oranı sayılar güzel değil o yüzden böyle yazıyorum. x eşittir 14 bölü 5 geldi. O zaman X 14 bölü 5. Çok önemli bir şey. Şimdi burası arkadaşlar 36 derece. Burası da 36 derece. Şurası yine 36 derece olduğu için bu ADF. Daha doğrusu ADC 72 derece değil mi? O zaman şuradaki açı da 72 derece oluyor. Ve harflendirelim. Şuraya da O diyelim. OC ile... Burada DC birbirine eşit geliyor. Bu normal düzgün beşgenlerde sürekli yaptığımız bir şey. Haliyle 14 bölü 5 artı 2 payda eşitlersek 24 bölü 5 yapar. Bundan 5 tane olacak çevresi için cevap 24 A şıkkı.